Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın. Hayırlı işler, herkese merhaba arkadaşlar. Yağ bakımına başlıyoruz. Freelander aracımız arkadaşlar. Aracımız 2008 model dizel arkadaşlar. Freelander. Şu an aracımızın periyodik bakımını yapacağız arkadaşlar. Aracımızı gösterelim. Yağ filtremiz, hava filtremiz ve mazot filtremiz değişiyor arkadaşlar. Hava filtremiz burada. Arka balata değiştireceğiz ve aracın egzosuyla ilgili bir kaçak var. Onu bir kontrol edeceğiz arkadaşlar. Ve aracımızda genel kontrolünü yapıyoruz. Araç yeni alınmış. Genel bir ekspertizini yapacağız arkadaşlar. Aracımızda şöyle gösterelim. 125 bin araç. Trigger bakımı olmuş mu olmamış mı onları da kontrol edeceğiz. Evet, aracımız Land Rover Freelander 2. Evet, yağ bakımına başlıyoruz arkadaşlar. Şu an aracımızın dediğimiz gibi şu an hava filtre, yağ filtre, polen ve mazot filtresi değişimin için sökmeye başlıyoruz. Ya Allah, bismillah arkadaşlar. Aracımızı tek tek inceleyelim. Bakalım ne var ne yok, görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın hava filtresini söktük. Şöyle gösterelim sizlere. Hava filtresi çok kötü bir hava filtresi değil ama dolmuş. Şu da görürken yine hava filtremiz. Bu hava filtresinin montajını yapalım arkadaşlar beraber. Şöyle yerine takıyorum ben. Ve kapağını kapatacağız hemen. Akabinde arkadaşlar aracımızın antifriz ölçümünü yapacağız. Şöyle kapağımızı açalım. Antifriz değerine bakalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi antifriz değeri de mükemmel. Aracımız çok temiz bir araç arkadaşlar. Maşallah iyi kullanılmış. Şimdi antifrizimizin suyu aksın, bu tamam. Hemen aracımızın arkadaşlar cam sabun köpüğünü koyalım. Burada rutin kontrollerini yapıyoruz hemen üst tarafta. Şöyle koyalım. Cam köpüğümüzü koyduk ve suyu ilave edeceğiz arkadaşlar. Eski hava filtremiz. Evet, köpüğümüzü koyduk. Şimdi bu sularını tamamlayacağız arkadaşlar. Direksiyon yağımıza bakıyoruz. Seviyesi normal. Mazot filtremiz burada. Aracımızın yağ filtresini de gevşeteceğiz arkadaşlar. Yağ filtresi büyük ihtimal bunlar da aşağıda arkadaşlar. Size buradan gösteremeyeceğim. Evet, aracımızın bir genel bu şekilde bir bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntısı var mı yok mu? Yağ kaçağı, mazot kaçağı veya tesisatlarda bir şey var mı yok mu? Arkadaşlar şimdi beraber bakalım. Evet. Enjektörlerimizin dipleri temiz. Enjektörlerimiz 4 tane. 1, 2, 3, 4. Hava filtre hortumumuz vesaire gözüküyor. Kürbüratör kapağımız, emme manifoldumuz. Ve tek tek inceliyoruz arkadaşlar. EGR borusu, kelebek boğazı ve otomatik şanzıman arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıda gözüküyor. Dizelle aynı büyük ihtimal. Bunun şey, pardon, benzinliyle. Ben şuradaki şanzımanla aynı. Göstereyim. Motor yapacağımız aracın şanzımanıyla aynı. Dizel makineyle. Benzinli makine aynı şeyi kullanıyor arkadaşlar. Bu araçta bir de soğutucu da aynıymış. O sistem aynı, fan beyni. Evet. Arkadaşlar bu arabada bir de egzoz kaçağı var. Bir ses geliyor. Gaza yüklendiğiniz zaman yolda. Ona da bakacağız. Şimdi arabayı kaldıralım. Bir görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın yağını açtık. Şu an yağımız süzülüyor şöyle. Bir yandan yağımı süzürken bir yandan aracımızı inceleyelim. Aracımızın yağ filtresi arkadaşlar. Hemen sizlere göstereceğim. Şurada gözüken 27'lik tapa. Aracımızın altında arkadaşlar yağ terletmesi var. Aracımızın arkadan öne doğru başlayalım arkadaşlar. Ne var ne yok. Evet, aracımızda fren balatası zayıf. Yani bunun değişimini yapacağız. Şöyle biraz odaklanma sorunu var telefonun. Fren balatamız bitik. Onu değiştireceğiz arkadaşlar. Sonrasında diferansiyelimizi kontrol ediyoruz. Akıslarımıza bakıyoruz. A'dan Z'ye aracımızın. Şöyle ilerleyelim. Egzoz sistemi. Evet arkadaşlar, şöyle göstereceğim. Bakın şöyle yaklaştırıyorum. Siyahlık göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi. Egzosunda bu aracın kaçak var. Manifold kaçağı. Yolda giderken oradan içeriden net duyuluyor. Oradan bir basınç çıkıyor muhtemelen. Turbonun olduğu yerde. Evet, aracımızın transmisyon yani şanzıman yağını değiştireceğiz. İleri zamanlarda egzoz sökeceğiz ve trigger bakımı olacak aracın. Fren ön balatalarımız iyi.
Salıncağımızda ufak bir yağ kaçağı olmuş arkadaşlar. Bu tarafta da aynı şekilde bunlar yağlı, burçlu yani. İçinde yağıyla çalışıyor. Yağ bittiği zaman arkadaşlar ön takımda problem oluyor. Askrotlarımız vesaire, rot başlarımız iyi durumda. Kayışımız iyi durumda şu an. Yağımız süzülürken hem ekspertizini yapıp hem filtre bakımlarını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Turbomuzu gördüğünüz gibi. Evet, şu anlık kontrollerimizde olan biten bu arkadaşlar. Yağımızın kapatılıp yeni yağ, motor yağımızı koyacağız arkadaşlar. Mazot filtremizi değiştireceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağ filtremizi söktük. Şöyle göstereyim sizlere. Yağ filtre tasımızı güzelce temizledik. Pırıl pırıl olduğu için. Hemen şu yağ filtremizi görelim. Ben arkadaşlar şöyle seyyaramız şuradaymış. Evet arkadaşlar, filtrede gözüktüğü üzere yamulmalar mevcut. Görüyorsunuz. Açmış filtre. Şimdi ben bu filtreyi hemen göstereyim sizlere. Yenisi eskisi arasındaki farkı. Aracımız freelander dedik arkadaşlar. Şu an yağ süzülüyor. Dizel aracımız. Evet, yağ filtremiz şöyle hemen yan yana koyalım. Şunu alacağım. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Şu da yağ filtremiz. Evet arkadaşlar, arasındaki farkı beraber görelim. Yeni yağ filtremizi takıyoruz arkadaşlar. Bismillah. Pırıl pırıl bir şekilde montajını yapacağız. Hemen yağ filtremizin yerine de gösterelim. Burada yukarıda gözüken arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın yağ filtresini taktık. Çok zor bir yerde. Şöyle göstereceğim yağ filtresini. Gösterebildiğimiz gibi. Evet. Yağ filtremiz ters bir yerde kalıyor. Güzelce yerine taktık. Temizliğini yaptık aracımızın. Alt kartel tapamızı sıfır olarak değiştirdik. Bakır tapamız arkadaşlar. Yağ bakımımız freelander bitmek üzere arkadaşlar. Daha sonra egzoz kaçak. Ve trigger seti için bizlere daha sonra uğrayacak arkadaşlar. Şu an aracımızın yağ bakımını bitirmek üzereyiz. Seyyarımızı buradan alalım ve aracımızı indiriyoruz. Orijinal motor yağını ilave edeceğiz. Mazot filtresini değiştirip aracımızı çalışır hale getireceğiz inşallah, nasip olursa arkadaşlar. Şu an aracımızı hep beraber indirelim. Frenlerimiz okey arkadaşlar. Sadece arka fren balatası ağır bakıma geldiği zaman arka fren balatası değişecek arkadaşlar aracımızın. Şu an aracımızı indirip motor yağını ilave edeceğiz arkadaşlar. Koyacağız. Yaklaşık 6 küsür litre yağ alıyor bu araç. Orijinal Land Rover yağı arkadaşlar. Mazot filtremiz burada. Hemen onu da sökelim sizle beraber. Sıvılarımızı hallettik. Evet arkadaşlar, mazot filtremizi söküyoruz şu an. Evet arkadaşlar, mazot filtremizi söktük şu an. Land Rover Freelander 2 aracımız. Evet arkadaşlar, mazot filtremiz burada. Eskisi bu arkadaşlar. Bu da yenisi. Şöyle gösterelim üstten alttan mazot filtremizi. Evet, gümrükten geçerken bunları kazıyorlar mecbur arkadaşlar. Orijinal parçalarının çoğunda bu oluyor. Mahle, manda, Proflux'ta. Şu an montajını yapacağız arkadaşlar aracımızın. Montajı yaptıktan sonra motor yağına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızı indirdik. Kartel tabamızı taktık. Mazot filtre değişimini yaptık. Güzelce temizliğini yaptık arkadaşlar. Şu an aracımızın yağ dolum işlemine geçtik arkadaşlar. Şöyle bir iki tane beraber koyalım arkadaşlar. Evet. Jaguar Land Rover onaylı arkadaşlar. Yağlarımız. Şöyle hemen. Bir litre dolduracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz yağ doldurma yeri dar olduğu için o yüzden telefonu kapatacağım. Dikkatli bir şekilde koymamız lazım. Yağ taşabilir. Arabayı çalıştıktan sonra boya filtresini değiştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm, tekrar merhaba. Land Rover aracımız çalışıyor şu an. Yağını, mazot filtresini, bütün filtreleri değiştirdik. Şu an kontrol aşamasında arkadaşlar. Herhangi bir sızıntı, kaçak vesaire, onlara bakıyoruz bir sıkıntı var mı diye. Aracımız şu an çalışıyor. Teslim hale getirdik arkadaşlar. Hamdolsun bir sıkıntı yok, aracımız şu an çalışıyor. Son kontrollerini yapıp arkadaşlar teslim edeceğiz arkadaşlar arabamızı.
Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aracımı indirdikten sonra tekrar polen filtresi ve diagnoz testine bakacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, polen filtremizi söktük. Şöyle görmenizi istiyorum. Land Rover aracımız. Araları hep dolu arkadaşlar. Evet, süpürge filtresi gibi olmuş. Şimdi yerine takacağız filtremizi arkadaşlar. Böyle kabımızı açalım. Pardon. Yarımız düştü ama olsun. Arkadaşlar size yerini de göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi polen filtre yerimiz burada. Yeni filtremizi güzel bir şekilde takacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın yağ bakımını bitirdik şu an. Land Rover Freelander aracımızla yol testindeyiz. Aracımız dizel arkadaşlar. Mazot filtresi dahil bakım yaptık şu an. Aracımızla yol testine çıktık. Aracın içindeki havayı atmak için arkadaşlar, hem de kısa bir sürüş yaptık aracımızda bir sıkıntı var mı yok mu diye. Şimdi dükkana dönüyoruz arkadaşlar. Bir bilgisayara bağlayacağız. Fakat araçta güç kaybı var arkadaşlar. O da egzoz manifoldunda kaçak olduğundan dolayı basıncı araç tutamıyor. Şu an yol testini bitireceğiz. Dükkana gidip diagnoz testini yapıp ve aracımızın bakımını sıfırlayacağız arkadaşlar. Sonrasında yıkamaya verip müşterimize aracımızı tertemiz bir şekilde teslim edeceğiz. Yol testimiz bitiyor arkadaşlar. Bizlere abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.